Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Doğu'nun bir yemeğini yapacağım. İsmi yoğurtlu köfte. Bizim çocukluğumuzda annemler çok yapardı. Ben de çok sevdiğim bir yemek yapmak istedim. Tarifi paylaşmak istedim kanalımda. Bunun için gerekli malzemeler şöyle yarma, çekil yarma diyoruz biz buna da. 2 su bardağı çekil yarma katacağım. 2 su bardağı şöyle yarma. Şöyle bir su bardağından biraz eksik, bir parmak eksik ince bulgurum var. Bir dolu yemek kaşığı tuz ve bunun için kaynar su gerekiyor. Bulgurların iyice açılması için şöyle yavaşça ilave edeyim. Islanıncaya kadar şöyle bir saat, yarım saat vaktiniz varsa ne kadar dinlendirebilirseniz ıslanması gerekiyor. Çünkü yarmanın, bulgurun iyice açılması gerekiyor. Şöyle. Tamamdır. Ben şunun ağzını kapatıp bir örtüyle üzerini örteceğim. Yarım saat, bir saat bekleteceğim kenarda. Bir saat kadar dinlendirdiğim köftelerim bakın oldu hamuru. Şimdi biraz yoğuracağım ki birbirlerine iyi tutsun. Bir 10-15 dakika kadar yoğursanız böyle birbirlerini tutsa bulgurla yarma haşlarken çünkü açılmaması gerekiyor. Şimdi köfteme şekil vermeye başlayabilirim. Islattım elimi. Bugünkü yardımcım yine kızım. Şimdi bir şöyle koyarmışım. Al anneciğim şöyle koyalım. Kızımla beraber yapıyoruz köfteyi. Al bakalım. Islattın mı anne? Evet. Şöyle gösterelim. Elinize yapışmaya başlayınca hemen elinizi şöyle ıslatıp tekrar devam edebilirsiniz. Şuraya koyayım sen biraz daha rahat yetiş olur mu? Olur. Şimdi bu şekil verdiğim köftelerimin hepsini bitirip hemen haşlamaya geçeceğim. Tüm köftelerimi bu şeklini verdim. Şöyle birkaç tane kaldı. Diğer taraftan da haşlamak için suyumu hazırladım. Şimdi köftelerim hazır. Bunları kaynamış suyun içine atıp haşlayacağım. Kaynayan suyumun içerisine 1,5 yemek kaşığı tuz ekledim. Şimdi köftelerimi dökebilirim. Şöyle. Yapışır diye korkmayın. Çünkü suya atıldığı zaman iyice haşlanacak böyle kaynasın. Köftelerim buyurun hiç dağılmadı.
5-10 dakika daha haşlandı mı tamamdır. Köftelerim hazır. Şöyle suyun içinden aldığım köftelerimi servis yapacağım, tabağı boşaltayım. Köftelerim soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurt, onun üstüne de biberli salçalı sos yapacağım, yağlı biberli. Sosun içinde şöyle kaşık kadar pul biber ve bu bizim memleketin yağı, sarı yağ deriz biz ama tereyağının erinmiş hali oluyor. Yemeklerde bile, soslarda falan çok güzel oluyor. Şimdi köftemin yoğurduna geçiyorum. Yoğurt, şöyle biraz tuz, 3 diş sarımsak, soğuyan köftemin üzerine şöyle sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. Her tarafına iyice gelecek şekilde. En üstte de şöyle biberli yağlı bir sos yaptım. Yemeğim hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.